Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda katiple hazırladığım midye model çantanın tarifini sizlerle paylaşacağım. kağıt e, katip yerine raf iplerle, polyester makrome ipi olur, pamuk makrome ipi ile hazırlayabilirsiniz. Çok şık güzel bir çanta. E, video sonunda da belirttiğim gibi çantaya toplamda 380 gram katip kullandım. E, eğer hazır kulp kullanacaksanız 320 gram katip yeterli geldi. 60 gram da kulplar için toplamda 380 gram kullanmış oldum. Bakın şöyle sizlere modeli yakından göstermek istiyorum. Bakın çok şık harika bir model. Modeli zor diye düşünmeyin. Ben video içerisinde detaylı bir şekilde anlattım. Kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Çok şık. Bakın bu şekilde. Çantanın içinde sizlere göstermek istiyorum. Çantamızın içi de boyutu tam ideal oldu tam orta büyüklükte bir çanta ölçüsünü de vermek istiyorum çantanın ağız kısmının ölçüsü 41 santim ve yükseklikte 34 santim oldu tam ölçüsü çok güzel oldu videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum kanalıma abone olmak ücretsizdir ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz Videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz katip kullanacağız ve çantamızı örmek için tığ numaramız buçuk milimlik bir tığ kullanacağız. Çantamızın ilk önce oval taban yapımıyla başlayacağız. Ee, oval taban yapımını birçok çantamda anlattım. Ee, i̇lk kez yapacakları için tekrar yine e, bu videoda oval taban yapımını anlatacağım. Ee, Size ilk önce oval taban yapımıyla bilgi paylaşacağım. Ee, burada ben kağıt ipi hazırladım. Sizlere kolay anlatmak için pamuk makrome planlatmaya anlatmaya çalışacağım. Ee, burada ben oval tabanı 40 zincirle başladım. Sıra sayısını da vermek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 9 sıra ördüm. En son sırada benim ilmek sayım 128 tane ilmeğim var. E, yapacağımız model de 12 ve katlar üzerinde oluştuğu için 4 tane ilmek sayım eksik. E, burada 132 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Onu daha sonra taban bittikten sonra e, birkaç sıra sık iğne yapacağız. O 4 tane ilmek eksik sayı o sırada tamamlayacağım. Eğer sizler bu tabandan daha küçük veya daha büyük yapabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta tabanı bitirdikten sonra en son sıradaki ilmek sayınızı saydıktan sonra 12 ve katlar üzerinde sayı olması gerekiyor. Eksik sayı olursa e, dediğim gibi taban bittikten sonra birkaç sıra e, orada sık iğne yapacağız. Orada ilmek sayınızı eksik olan sayınızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi sizlere tabanın ölçüsünü vermek istiyorum tabanın eni 30 santim derinlik 11 santim de derinlik var ee, şimdi ilk önce oval taban yapımıyla başlayalım bir de tabanla ilgili şunu belirtmek istiyorum tabanın daha sert durması için 3 mm tığla ördüm duvar kısmını 3.5 mm tığla öreceğiz eğer elinizde 3 mm tığınız yoksa 3.5 mm tığla örebilirsiniz sadece elinizi biraz sıkı tutarsanız tabanınızı o şekilde de örebilirsiniz şimdi ben ipimi alıyorum ben burada bu kadar büyüklükte bir taban başlamayacağım burada biz 40 zincirle başladık 9 sıra örmüştüm şimdi burada daha küçük boyda başlayacağım 15 zincirle başlayacağım Sizler burada 40 tane zincir çekmeniz gerekiyor. Şimdi ipimi aldım. İlk burada ipimi kilit yaptım. Bunu zincirden saymayacağım. Ve buraya toplamda 15 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 zincirimi çekip geliyorum. Zincirimi çektim. Sizler burada 40 tane zincir çekmeniz gerekiyor. Şimdi zincirin arkasını çevirdim. Bir önceki zincirin bakın arkadaki duran tek kanatlarına batacağız. Bir önceki yani sizler kız zincir çektiğiniz zaman 39. zincirin içine batıp bu şekilde batacağız. İlmeğimi çıkarttım. Tığımda iki tane ilmeğim var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde sık iğne yaptım. Şimdi başlangıç noktam için sık iğnenin içine işaretleyici takacağım. Başlangıcımız bizim yeşil işaretleyici oldu. Şimdi tekrar yine aynı battığım noktayı, aynı zincir boşluğuna tekrar batıyorum ikinci sık iğnemi yaptım yine aynı noktaya tekrar batıyorum ve üçüncü sık iğnemi yaptım şimdi bu yaptığım üçüncü sık iğnenin içine de tekrar işaretleyici taktım yani 1 ve 3. sık iğnenin içine işaretleyici taktık daha sonra arttırmalarımızı bu noktalara göre yapacağız şimdi bir sonraki zincir boşluğuna batacağım bakın hep zincirlerin arkasındaki duran tek kanatlarına batacağız bir sonraki zincir boşluğuna batıyorum. Sık iğne yaptım. Bundan sonra her bir zincir boşluğuna birer defa batıp bu şekilde birer defa batıp sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Yine zincirin arkasındaki tek duran çıkıntı ipe batacağım. Bu noktaya batıp Yine başta yaptığımız gibi üç tane aynı noktaya sık iğne yapacağım. Bir. Şimdi bu yaptığım birinci sık iğneye tekrar işaretleyici takacağız. Son zincirin içine üç tane sık iğne yapacağım. Birincisine işaretleyici taktım. Yine aynı noktaya 2 ve 3 Şimdi bu üçüncü yaptığım sık iğneye tekrar işaretleyici taktım yine aynı başta yaptığımızın aynısını yaptık son zincire 3 tane sık iğne yaptım 1 ve 3. sık iğne işaretleyici taktım arttırmalarımı yaptım şimdi burada dönüş sağlayacağız hemen yanındaki bakın şuradaki bizim boşluklarımız var bir önceki bakın şuradaki yaptığımız sık iğnelerin dip noktasındaki boşluklara batmış olacağız şimdi bir sonraki boşluğa batıp Tekrar sık iğne yaptım. Örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım. Bakın bir sonraki sık iğnenin dip noktasındaki boşluğa battım. Tekrar yine sık iğnenin dip noktasındaki boşluğa batıp tekrar sık iğne yapacağız. Bu şekilde boşlukların içine batıp sık iğnemizi yapalım başlangıç noktamıza kadar gelelim sıramın sonuna doğru geliyorum bakın yeşil işaret bir önceki son sık iğnenin dip noktasındaki boşluğa tekrar sık iğne yaptım şimdi birleştirme yerine geldik Biz burada birleştirme yapmadan tabanı spiral şekilde döne döne öreceğiz O yüzden direkt işaretleyici noktasına ilmek kaydırma yapmadan sık iğne yapmaya başlayacağım Başlangıç noktama batıp tekrar sık iğne yaptım ve bu yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici takacağım. Bizim burada 3 tane sık iğnemiz vardı. Her birine çift batıp toplamda 6 tane olacak. Yine aynı noktaya ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi bir sonraki ikinci sık iğnenin içine tekrar çiftimi oluşturacağım. 1 Aynı noktaya 2 Şimdi üçüncü çiftimi işaretleyicinin olduğu yere oluşturacağım. Bir. Ve aynı noktaya iki. Şimdi tekrar bu yaptığım ikinci sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Şimdi saydığım zaman bizim bir önceki sırada köşede üç tane aynı noktada sık iğnemiz vardı. Her birine çift batıp toplamda altı tane oldu. Bir, iki, üç, dört, beş, ve son işaretleyicinin olduğu yerle de 6. sık iğnemizi yapmış olduk. Şimdi bundan sonra arttırma yok. Devam ediyorum. Hemen yanındaki sık iğne itibaren birer tane bu şekilde batıp birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve diğer köşe noktamızdaki işaretleyici noktasına kadar gelelim işaretleyici noktama geldim. Yine aynı bu tarafta yaptığımızın aynısını bu diğer tarafta yapacağız. Şimdi burada ilk çiftimi işaretleyicinin olduğu yere oluşturacağım. 1 ve 2. Şimdi birinci yaptığım sık iğneye işaretleyici taktım. ilk çiftimi oluşturdum. Bir sonraki ikinci sık iğnenin içine tekrar çift oluşturacağım. 1 ve 2. Şimdi burada işaretleyici noktama geldim. İşaretleyici nokta noktaya da son 3. çiftimi de buraya oluşturdum. Şimdi ikinci yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Yine burada bizim 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne oldu. Artırmalarımı yaptım. Şimdi yanındaki sık iğneden itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve başlangıç noktamıza kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi 3. sıraya başlıyoruz. 3. sırada bir tek bir çift sırasını yapacağız. Şimdi ilk işaretleyicinin olduğu yere bir tek yani bir tane sık iğne yaptım. Şimdi işaretleyici tekrar bu yaptığım sık iğneye taktım. Bir tek bir sonraki yanındaki sık iğneye çift oluşturacağım. Bir aynı noktaya iki. Bir tek bir çift bir sonraki sık iğneye tek bir sonraki sık iğneye çift oluşturacağım bir aynı noktaya iki bir sonraki sık iğneye tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftim oluşturacağım bir ve aynı noktaya iki şimdi yaptığım ikinci sık iğnenin içine işaretleyicimi taktım bir tek bir çift, bir tek, bir çift, bir tek ve çiftle bitirdim. Ve toplamda burada 9 tane sık iğne oldu. Şimdi devam ediyorum. Hemen yanındaki sık iğneden yani itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve işaretleyici noktasına kadar gelelim. İşaretleyici noktama geldim. Yine aynı bu tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağız. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere ilk tekle başlıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar işaretleyici bu yaptığım sık iğnenin içine battım. Şimdi bu şekilde bir tek bir sonraki sık iğnenin içine çift. Bir sonraki sık iğnenin içine tek bir sonraki sık iğnenin içine çift tekrar bir tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitiriyorum bir ve aynı noktaya iki tekrar ikinci yaptığım sık iğne işaretleyici taktım bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitirdim ve tekrar yanındaki sık iğneden itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi dördüncü sıraya geçiyoruz. Dördüncü sırada iki tek bir çift sırasını yapacağız. İki çift sayı olduğu için çift sıralarda bir kuralımız olacak. İlk önce iki tek bir çiftte bir çift iki tek bir çift iki tek şekilde olacak dört tek bir çift sırasında da aynı şekilde olacak bir çift dört tek sadece çiftli sıralarda bu şekilde olacak tekli sıralarda hiçbir kuralımız yok şimdi yaptıkça daha iyi olacaktır şimdi ilk önce işaretleyicinin olduğu yere çiftle başlayacağım iki tek bir çift sırasını yapacağız iki çift sayı olduğu için bir çift iki tek yapacağım bir tekrar yine aynı noktaya 2 işaretleyicimin olduğu yere e, çift ile başladım ve birinci yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici taktım bir çift bir sonraki sık iğnenin içine birinci tekimi yaptım ve bir sonraki sık iğnenin içine ikinci tekimi yaptım yani bir önceki sırada çiftin üzerine tekrar çift denk getirmemiş olduk ee, tam çiftin olduğu yere birer tane tek yaptık. Bir çift, iki tek. Bir sonraki sık iğnenin içine çift. Bir sonraki sık iğnenin içine birinci tek. ve Bir sonraki sık iğnenin içine ikinci teki yaptım. Tekrar yine bir sonraki sık iğnenin içine çift. Tekrar yanından itibaren birinci tek ve işaretleyicinin olduğu yere ikinci tekle bitirdim ve bu yaptığım ikinci tekin içine işaretleyici taktım şimdi başlangıç noktamıza biz çiftle başladık yani iki tane sık iğne yaptım bir sonraki sık iğnenin içine birinci tek bir sonraki sık iğnenin içine ikinci teki yaptım bir çift iki tek bir sonra çift tekrar iki tane tek çift tekrar iki tane Tek yaptım. Şimdi yanından itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz ve bu şekilde e, işaretleyici noktasına kadar gelelim. İşaretleyici noktama geldim. Aynı diğer tarafta yaptığımızın aynısını yapacağız. Şimdi ilk önce çiftle başlayacağım. Bir ve aynı noktaya iki tane sık iğne yaptım. Şimdi birinci yaptım. Sık iğnenin içine işaretleyicimi taktım. Bir çift. Bir sonraki sık iğnenin içine birinci tek ve bir sonraki sık iğnenin içine ikinci tek yaptım. Bir çift, iki tek. Tekrar yine aynı şekilde çift, bir çift ve bir sonraki sık iğneye bir, bir sonraki sık iğneye ikinci tek yaptım. Bir çift, iki tek. Tekrar yine çift ve evet, yanından itibaren birinci tek ve işaretleyicinin olduğu yere ikinci tekle bitirdim. Son yaptığım ikinci tekin içine işaretleyici taktım. Bir çift iki tek bir çift iki tek bir çift iki tane tekle bitirdim. İşte artırmalarımı yaptım. Şimdi yanından itibaren yine birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi bu sırada 5. sıraya geçiyoruz. 5. sırada 3 tek bir çift sırasını yapacağım. Tekli sıralarda hiçbir kuralımız yok. Direkt 3 tane tekle başlayacağız. 1. Bir, birinci teki yaptım. Ve işaretleyicimi taktım. 1. Bir, bir, sonraki sık iğnenin içine 2. Bir sonraki sık iğnenin içine 3. teki yaptım. 3 tek bir sonraki sık iğnenin içine çiftim oluşturdum. 3 tek bir çift tekrar 1 2 3 tek ve bir sonraki sık iğne çiftim oluşturdum. Tekrar 1 2 3 ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitiriyorum. Tekrar bu ikinci yaptığım sık iğneye işaretleyicimi taktım. Şimdi ilk önce başlangıç noktamıza birinci tekle başladım. Yan itibaren 2 ve 3, 3 tek, 1 çift, 3 tek, 1 çift, 3 tek ve çiftle bitirdim. Şimdi tekrar yanından itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim. Ve tekrar işaretleyici noktasına kadar gelelim işaretleyici noktama geldim aynı diğer taraftakinin aynısını yapacağız şimdi işaretleyicinin olduğu yere ilk tekle başlıyorum tekrar bu noktaya işaretleyicimi taktım bir tek bir sonraki sık iğne 2 3 3 tek ve bir sonraki sık iğnenin içine çift yaptım 3 tek bir çift tekrar 1 2 3 ve bir sonraki sık iğneye çift tekrar 1 2 3 3 tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitiriyorum. Bu yaptığım ikinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım. 3 tek 1 çift 3 tek 1 çift 3 tek ve çiftle bitirdim arttırmalarımı burada bitirdim tekrar devam ediyorum yanından itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve bu şekilde başlangıç noktasına kadar gelelim şimdi burada 6. sıraya geçiyoruz 6. sırada 4 tek 1 çift sırasını yapacağız 4 çift sayı olduğu için bir çift 4 tekle başlayacağım. Yani iki tek bir çiftte yaptığımızın aynısını yapacağız. 4 ee, tek bir çift sırasındayız. 4 çift sayı olduğu için ilk önce çiftle başlıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere çiftimi yaptım. Bir çift ve birinci yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Bir çift, bir sonraki sık iğnenin içine bir, iki, 3 ve 4 bir çift 4 tek şimdi devam ediyorum bir sonraki sık iğneye çift ve tekrar 1 2 3 ve 4 bir çift 4 tek tekrar çiftimi oluşturdum bir yanından itibaren yine 1 2 3 ve işaretleyicinin olduğu yere dördüncü tekle bitirdim. Şimdi bu yaptığım dördüncü tekin içine tekrar işaretleyici taktım. Başlangıç noktamızı ilk önce çiftle başladık. Bir çift, dört tek, bir çift, dört tek, bir çift ve dört tane tekle bitirdim. Dördüncü teki işaretleyici noktama yaptım. Şimdi yanındaki sık iğneden itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve bu şekilde tekrar işaretleyici noktasına kadar gelelim işaretleyici noktama geldim yine aynı şekilde burada yaptığımızın aynısını yapacağız İlk önce çiftle başlayacağım bir aynı noktaya iki tane sık iğne yaptım şimdi bu yaptığım birinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım bir çift ve 4 tane tek yapacağım 1 2 3 ve 4 tekrar bir sonra çift tekrar 1 2 3 ve 4 bir sonraki sık iğneye çift bir sonra 1 2 3 ve işaretleyicinin olduğu yere dördüncü tekle bitirdim. Yine son yaptığım sık iğneye işaretleyici taktım. İşaretleyicinin olduğu yere çiftle başladık. Bir çift, dört tek, bir çift, dört tek, bir çift ve dört tane tekle bitirdim. Şimdi tekrar yanındaki sık iğneden itibaren birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyelim ve başlangıç noktamıza kadar gelelim. Şimdi biz burada 5 tek bir çift sırasını yapacağız. 5 tek sayı olduğu için hiçbir kuralımız yok. Direkt işaretleyicinin olduğu yere birinci tekle başlıyorum. Ve tekrar bu yaptığım birinci tekin içine işaretleyici taktım. Bir tek bir sonraki sık iğneye 2 3 4 ve 5 5 tek bir sonraki sık iğneye çiftim oluşturuyorum 5 tek bir çift tekrar yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 bir sonraki sık iğneye çiftim oluşturdum tekrar yine aynı şekilde 1 2 3 4, 5 ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitiriyorum. Ve çift. İkinci yaptığım sık iğneye işaretleyici taktım. Şimdi başlangıç noktamızı ilk tekle başladık. Daha sonra 2, 3, 4, 5 tek, 1 çift, 5 tek, 1 çift, 5 tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitirdim. Şimdi bu noktada bitirdim. Devam ediyorum yanındaki sık iğneden itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak işaretleyici noktasına kadar gelelim. İşaretleyici noktama geldim. Yine aynı bu tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta yapacağız. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere ilk tekle başlayacağım. Bir, birinci tekim yaptım. Tekrar bu noktaya işaretleyici taktım. Bir, bir sonraki sık iğneye 2 3 4 5 tek. Bir sonraki sık iğneye çift. Tekrar yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 tek ve bir sonraki sık iğneye çift. Tekrar 1 2 3 4 5 ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitiriyorum. 1 ve 2. Tekrar bu yaptığım ikinci sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Şimdi tekrar 5 tek, 1 çift, 5 tek, 1 çift, 5 tek ve çiftle bitirdim arttırmamı tamamladım. Devam ediyorum. Yanındaki sık iğneden itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak başlangıç noktamıza kadar gelelim. Şimdi 8. sıraya geçiyorum. 8. sırada 6 tek bir çift sırasını yapacağız. 6 çift sayı olduğu için bir çift altı tek şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere çiftimi yapıyorum. 1 aynı noktaya ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi bu yaptığım birinci sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Bir çift ve altı tane tek yapacağım. Yanından itibaren bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Bir çift, altı tane tek yaptım. Tekrar bir çift, 1 2 3 4 5 ve 6. 1 çift, 6 tek. Tekrar yine aynı şekilde. Çift. Yandan itibaren 1 2 3 4 ve işaretleyicinin olduğu yere 6. teki yaptım. Son yaptığım 6. sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Şimdi başlangıç noktamıza biz bir çiftle başladık. Bir çift, 6 tek, bir çift, 6 tek, bir çift ve 6 tane tek yaptım. 6. teki işaretleyicinin olduğu yere yaptım. Şimdi Burada arttırmalarımı tamamladım. Devam ediyorum. Hemen yanındaki sık iğneden itibaren birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyelim ve işaretleyici noktama kadar gelelim. İşaretleyici noktama geldim. Yine diğer taraftaki yaptığımızın aynısını yapacağız. Şimdi ilk önce bir çiftle başlayacağım. 1 ve 2. Birinci yaptığım sık iğne işaretleyici taktım. Bir çift yanından itibaren 1 2 3 4 5 ve 6 bir çift 6 tek tekrar yine çift yapacağım bir çift 1 2 3 4 5 ve 6 bir çift altı tek tekrar yine bir çift bir iki üç dört beş ve işaretleyicinin olduğu yere altıncı teki yaptım ve altıncı yaptım sık iğnenin içine işaretleyicimi taktım bir çift altı tek şekilde sıramı tamamladım şimdi devam ediyorum hemen yanındaki sık iğneden itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve başlangıç noktamıza kadar gelelim burada biz dokuzuncu sıra son sıraya geçiyoruz son sırada yedi tek bir çift sırasını yapacağım yedi tek sayı olduğu için hiçbir kuralımız yok direkt işaretleyicinin olduğu yere birinci tekle başlıyorum ve tekrar bu yaptığım birinci tekin içine işaretleyici taktım. 1 tek, bir sonraki sık iğneye 2 3 4 5 6 7 tane tek yaptım ve bir sonraki sık iğneye çiftimi oluşturdum. 7 tek, bir çift tekrar yanından itibaren 1 2 3 4 5 6 7 tek ve bir sonraki sık iğnenin içine çiftim oluşturdum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 bir sonraki sık iğneye 7 ve işaretleyici olduğu yere çiftle bitiriyorum ve çift bu yaptığım ikinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım başlangıç noktamızı ilk birinci tekle başladık 7 tek bir çift 7 tek bir çift 7 tek ve son işaretleyicinin olduğu yere Çiftle bitirdim, yani tekle başladım ve çiftle bitirdim. Şimdi artırmamı burada bitirdim ve yanındaki sık iğnen itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim. Tekrar işaretleyici noktama kadar gelelim. İşaretleyici noktama geldim. İlk önce buraya birinci tekle işaretleyici olduğu yere başlayacağım. Bir, birinci yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Bir sonraki sık iğne 2 3 4 5 6 7 tek bir sonraki sık iğneye çift tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tek ve bir sonraki sık iğnenin içine çiftim oluşturacağım ve çift tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitiriyorum ve çift bu yaptığım ikinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım işaretleyicinin olduğu yere birinci tekle başladım 7 tek bir çift 7 tek bir çift 7 tek ve son işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitirdim arttırmamı bitirdim burada yanındaki sık iğneden itibaren birer tane sık iğne yaparak başlangıç noktamıza kadar gelelim. Bu şekilde tabanı bitirdim. Eğer tabanı büyütmek isterseniz 10. sıra için biz burada 9. sırada 7 tek bir çift sırasını yaptık. Bir sonraki sırada 8 tek bir çift sırasını yapacağız. 8 çift sayı olduğu için bir çift 8 tek bir çift 8 tek şekilde ilerleyecek. Bir sonraki sırayı daha da büyütmek isterseniz bir sonraki sıra 9 tek bir çift sırası Direk 9 e, e, tek sayı olduğu için işaretleyicinin olduğu yere birinci tekle başlayıp yani 9 tane tek bir sonraki çift direkt 9 tek bir çift şekilde ilerleyecek. E, tabanın daha detaylı videosu kanalımda videoların arasında oval taban yapımı var. Yine ben e, bu videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi bu şekilde tabanımızı bitirdik. Tabanı bitirdikten sonra benim en son sırada ilmek sayım 128 tane ilmeğim var. Yapacağımız model 12 ve katları üzerinde oluştuğu için 132 tane ilmek olması gerekiyor. 11 tane model için 4 tane ilmeğim eksik. Şimdi bu yapacağımız sık iğne sırasında 4 tane ilmek sayımı tamamlayacağım. Sizlere onu paylaşacağım. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Ben 11 tane model için 132 tane ilmekle başlayacağım. Sizler eğer 10 tane model için ilmek sayınız daha küçük yapmak isterseniz 10 tane için 120 tane ilmeğiniz olması gerekiyor. Daha büyük yapmak isterseniz 12 tane model için 144 tane ilmek sayınız olması gerekiyor. Tabanı o şekilde yapabilirsiniz. Eksik olan ilmek sayınızı da çantanın duvar kısmında yapacağımız sık iğne sırasında tamamlayabilirsiniz tabanımızı bitirdik tabanı 3 mm tığla ördüm şimdi duvar kısmını 3.5 mm tığla örmeye devam edeceğim şimdi bizim 4 tane ilmeğimiz eksikti en son sırada 128 tane ilmeğim vardı 132 tane ilmeğim olması gerekiyor 4 tane ilmeği de bakın şu tabanın oval kısmına iki tanesini buradan artıracağım. ve iki tanesini de diğer oval kısmından arttıracağım 4 tane ilmeği bu şekilde tamamlayacağım Sizlerde eksik olan sayınızı iki sıra yapacağımız sık iğne sırasında artırabilirsiniz şimdi işaretleyicimi çıkartıyorum Burası bizim başlangıç noktamız şimdi başlangıç noktamızı ilmek kaydırma yapmadan direkt sık iğnenin içine batıp tekrar sık iğne yaptım şimdi bu yaptığım sık iğnenin içine başlangıç noktam belli olması için işaretleyici taktım bir sonraki sık iğnenin içine batıyorum ve tekrar sık iğne yaptım burada arttırma yapacağım işaretleyici noktasına kadar hiçbir arttırma yapmadan birer tane sık iğne yaparak gelelim şimdi burada ilk arttırma noktama geldim işaretleyicinin olduğu yere çit batacağım 1 ve tekrar yine aynı noktaya ve 2 burada bir tane arttırmamı yapmış oldum çift battım şimdi tekrar yanından itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz tekrar burada işaretleyici noktama kadar gelelim ikinci arttırma noktama geldim şimdi yine aynı işaretleyicinin olduğu yere buraya ikinci çiftim oluşturacağım 1 ve tekrar aynı noktaya ve 2. Böylece bir tane buradan arttırma yaptım ve bir tane de bu kısımdan arttırma yapmış olduk. İki tanesini arttırmamızı yaptık. Devam ediyorum hemen yanındaki sık iğneden itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim. Bu şekilde birer tane devam edelim. Diğer oval kısmı burada da bir arttırma yapacağız. Bu kısma kadar birer tane yapalım. Şimdi diğer oval kısmındaki arttırma noktamıza geldik. Şimdi üçüncü arttırmayı buradan yapacağım. Bir ve iki. Üçüncü arttırmayı buraya yaptım. Şimdi devam ediyorum tekrar yanından itibaren yine birer tane sık yine yaparak ilerleyelim ve tekrar dördüncü son arttırmamı da bu kısımdan yapacağız. Son artırma noktama geldim ve son çiftimi de buraya yapacağım. 1 ve 2. Şimdi bu şekilde iki tane bu kısımdan artırma yaptım. İki tane de diğer oval kısımda artırma yaptım. 4 tanesini arttırmış olduk. Şimdi bundan sonra hiçbir artırma yapmadan birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde birer tane sık iğne yaparak başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada bir sıra sık iğne gittik. Şimdi ikinci sıramızı yapacağız. Tekrar ikinci sıra için işaretleyicinin olduğu yere sık iğne yaptım. Şimdi bu yaptım. Birinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım. Devam ediyorum. Yine birer tane Sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Hiçbir arttırma yapmayacağız bu sırada. Devam edeceğiz. Her sık iğne boşluğuna birer defa sık iğne yaparak ilerleyelim. Hiçbir arttırma yapmadan devam edelim. Tekrar sıra sonuna kadar gelelim. 2 sıra sık iğnemi bitirdim. Bu sırada model kısmına başlayacağız. İşaretleyicinin olduğu yere, başlangıç noktamıza bir tane buraya sık iğne yaptım şimdi bu yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici taktım devam ediyorum işaretleyicinin olduğu yere bir tane sık iğne yaptım yanındaki sık iğneden itibaren tekrar bir tane daha sık iğne yaptım ve toplamda işaretleyicinin olduğu yerle birlikte 7 tane sık iğnemiz olacak bir ikincisini yaptım bir sonraki sık iğnenin içine 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi tığın üzerindeki ipimi doladım. Hemen yanına itibaren sayıyorum. 1 2 tane sık iğne atladım. 3. sık iğnenin hemen altındaki noktaya batıyorum. Tekrar 1 2 tane sık iğne atladım. 3. sık iğnenin dip noktasındaki boşluğa batacağım. Buraya batıp tığın üzerine ipimizi dolamıştık. İlmeğimi uzattım. Tığımda 3 ilmeğim var. Önce ikisini bir çıkartıyorum. Ve kalan tığımda 2 iki ilmeğin ikisini çıkardım. Bu şekilde bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar yine aynı boşluğa batıyorum. Yine ilmeğimi uzattım. Tekrar bir tane daha ikili trabzan. Aynı noktaya toplamda 5 tane ikili trabzan yapacağız. 2 tane yaptım. Şimdi üçüncüsünü yapacağım. 3 Üç, 4 Son bir tane daha batacağım. Ve 5 Aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yaptım. İlk midyemi bu şekilde oluşturdum. Şimdi yanına itibaren sayıyorum. Bakın yanında sık iğnemiz var. 1 2 tane atladım. 3. sık iğnenin içine batıp tekrar buraya toplamda 7 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane tekrar sık iğne yaptım. Şimdi tekrar devam ediyorum. İlk midemizi oluşturduktan sonra yanındaki sık iğne itibaren bir iki tane atladık. Üçüncüsünden itibaren tekrar 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Burada ikinci mideyi oluşturacağız. Tekrar arada iki tane sık iğne boşluğu atlayacağım. 1 iki tane atladım. 3. sık iğnenin dip noktasındaki boşluğa batıp tekrar buraya 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 Trabzanları yaparken ilmeğimi uzatıyorum. 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzan yaptım bakın hemen yalan itibaren sayıyorum tekrar 1 2 tane sık iğne atladım ve üçüncü sık iğnenin içine batıp tekrar birinci sık iğnemi yaptım bir bir sonraki sık iğnenin içine 2 3 4 5 6 ve son 7. sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar 3. midyemi oluşturacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. 1 2 tane sık iğne atladım. 3. sık iğnenin hemen bakın dibindeki boşluğa batıyorum. 3. sık iğnenin dibindeki boşluğa batıp ilmeğimi uzattım. Yine buraya 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzan yaptım bakın hemen yanına itibaren sayıyorum 1 2 tane boşluk atlıyorum 3. boşluğun içine batıp buraya ilk önce birinci sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 6 ve 7 bu şekilde bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız bakın midye yaptıktan sonra iki boşluk bıraktım yine 7 tane sık iğne yaptım yine arada 2 tane boşluk atlayacağız 3. sık iğnenin dip noktasındaki boşluğa Tekrar 5 tane ikili tırabzan yapacağız. Ee, bu şekilde e, midyelerimizi oluşturacağız. Arada tekrar sık iğnelerimiz 7 tane olacak. Bu şekilde bu sırayı e, gösterdiğim gibi yapalım. Ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada midyelerin sayısını vermek istiyorum sizlere. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tam 11 tane midye oldu. Şimdi başlangıç noktama geldim yine. En son burada midye yaptıktan sonra yine arada bir iki tane boşluk kaldı ve 3. yani başlangıç noktamıza geldik. Şimdi başlangıç noktama batıp tekrar buraya bir tane sık iğne yaptım. Yine bu yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Burası bizim birinci sık iğnemiz oldu. Şimdi devam ediyorum. Ee, bu sırada 5 tane sık iğne olacak. Bir önceki sırada 7 tane sık iğnemiz vardı. Bu sırada 5 tane olacak. Bir işaretleyicinin olduğu yerle birinci sık iğnemi yaptım. Bir, bir sonraki sık iğne. 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım bakın iki tane sık iğnemiz kaldı şimdi iki tane sık iğne atlayacağım önce tığın üzerine iki kere ipimi doladım ilk bakın burada bizim midye oluşturan beş tane trabzanımız var ilk e, trabzana bu şekilde tığımı bakın trabzanın arkasından bu şekilde sardım ilmeğimi çıkarttım Burada bir üçlü trabzan yapacağım. Tığımda dört tane ilmeğim var. Önce ikisini bir çıkarttım. Sonra iki ilmeğin ikisini çıkarttım. Ve tığımda kalan iki ilmeğin ikisini çıkarttım. Bu şekilde bir tane üçlü trabzan yaptım. Hemen şimdi bakın. Trabzanı yaptıktan sonra ilk trabzanın midi oluşturan ilk trabzanın bir de ara boşluğuna batacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. Ve buradaki ara boşluğa batıp buraya bir tane ikili tırabzan yapacağım. Önce ikisini bir, kalan iki ilmeğin ikisini bir çıkartıp. İlk tırabzanın tığ arkadan sardık. Üç, bir tane üçlü trabzan yaptım. Ara boşluğa bir tane ikili trabzan. Şimdi tekrar tığın üzerine iki kere doladım. Şimdi ikinci trabzana tekrar tığ bakın trabzanın arkasından sardım. İlmeğimi çıkarttım. Tekrar bu noktaya bir tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi ara boşluğa batacağım. Tığın üzerine bir kere doladım. Bu yaptığım üçlü trabzanın tam arasındaki boşluğa buraya da bir tane ikili trabzan Tekrar tığın üzerine iki kere doladım. Şimdi üçüncü trabzana geldim. Üçüncü trabzanı tekrar tığ arkadan sardım. Yine bir tane bu noktaya üçlü trabzan yaptım. Şimdi ara boşluğa bir tane buraya ikili trabzan. Tekrar bir sonraki dördüncü trabzana yine bir tane üçlü trabzan yapacağım. İki kere tığ sardım trabzanın tekrar arkasından tığım sardıktan sonra buraya bir tane üçlü trabzan tekrar ara boşluğa buraya bir tane ikili trabzan son beşinci trabzana buraya da tekrar sarıp bir üçlü trabzanda son beşinci trabzana yapacağız ve bu şekilde son trabzana da bir üçlü trabzan yaptım. Şimdi burada trabzanların sayısını vereceğim sizlere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane burada trabzan oldu. Bir üçlü trabzan, bir ikili trabzan. Bu şekilde 9 tane trabzan oldu. Şimdi hemen yanındaki bakın sık iğneden itibaren bir tane atladım bir sık iğne atladım ikinci sık iğnenin içine batıp tekrar bu noktaya bir tane sık iğne yaptım tekrar sayıyorum burada bir bir sonraki sık iğnenin içine 2 3 4 ve 5 5 tane burada sık iğne yaptım 5 tane sık iğne yaptık Şimdi burada bir en son burada bir tane sık iğnemiz kaldı. Burayı atlıyoruz. Tığın üzerine iki kere doladım. Bakın bir sonraki midiye geldim. Beş tane burada trabzanımız var. Yine diğerinde yaptığımız gibi ilk trabzanın bakın arkadan şu şekilde tığımı sarıyorum. Buraya ilk önce bir tane üçlü trabzan yapacağım. Üç kere de çıkıyorum. Tığın üzerine bir kere doladım ve ara noktaya bir tane ikili trabzan yapacağız. Bir üçlü trabzan, bir ikili trabzan. Tekrar. Bir sonraki ikinci trabzanın tekrar tığ arkadan sardım. Yine buraya bir üçlü trabzan. Ara boşluğa bir tane ikili trabzan. Tekrar. Bir sonraki üçüncü trabzan'a tekrar arkadan sardım. Yine bu noktaya bir tane üçlü trabzan, ara boşluğa bir tane ikili trabzan, dördüncü trabzana yine tığımı arkadan sardım. Yine buraya bir üçlü trabzan ve ara boşluğa bir tane ikili trabzan ve son. 5. trabzanı arkadan tığımı sardım ve buraya son üçlü trabzan yaptım bakın bu şekilde yine 9 tane burada trabzan oldu yine arada bir tane sık iğne boşluğu atlayacağım bakın hemen bir tane sık iğne atlıyorum ikinci sık iğnenin içine tekrar buraya bir iki 3 4 ve 5 bu şekilde 5 tane sık iğne yaptım 5 tane burada e, sık iğne yaptıktan sonra bakın sıramın sonunda 5 tane sık iğneden sonra bir tane sık iğne kaldı bir de başta bir tane sık iğne atlıyorduk bir tane de sonda sık iğne atlıyoruz şimdi midye kısmına geldim midyelere bir üçlü trabzan bir ikili trabzan bir üçlü trabzan bir ikili trabzan olacak şekilde tekrar trabzanlarımı yapacağız ee, önce tığın üzerine iki kere doladım ilk trabzanın arkasına bak şu şekilde tığımı sardım ilk önce buraya bir tane üçlü trabzan yapacağım ardından arasındaki boşluğa buraya bir tane ikili trabzan tekrar trabzanın ikinci trabzanı yine arkadan tığımı sardım buraya tekrar bir üçlü trabzan ara boşluğa buraya bir ikili trabzan tekrar yine bir üçlü trabzan ara boşluğa bir tane ikili trabzan dördüncü trabzana yine arkadan tığımı sardım buraya bir üçlü trabzan ara boşluğa bir ikili trabzan son beşinci trabzanı da yine arkadan tığımı sarıp son üçlü trabzanı buraya yaptım bakın bu şekilde yine dokuz tane burada bizim trabzanımız var yine Hemen yanındaki bir tane sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğneden itibaren yine burada arada 5 tane sık iğne olacak. Bu şekilde bu sırada 5 tane sık iğne ve bir üçlü trabzan bir ikili trabzan olacak şekilde midyeleri de dokuz tane trabzanımız olacak. Bu şekilde anlattığım gibi sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Başlangıç noktamıza geldik. Ee, şimdi biz burada en son e, 9 tane burada trabzan yaptım. Ee, başlangıç noktasındayız. Hemen bakın işaretleyicimi çıkartıyorum. Bizim burada 5 tane sık iğnemiz vardı. Bir tanesini atlıyorum. İkinci sık iğnenin içine batıp tekrar buraya birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi bu yaptığım Sık iğneye işaretleyici takacağım. Başlangıç noktamız burası olacak. Şimdi sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Bir. Şimdi hemen yanındaki sık iğneye 2 ve bir sonraki sık iğneye 3. sık iğnemi yaptım. Ee, bu sırada üç tane arada sık iğnemiz olacak. Bir öncekinde beş tane, ilk sırada 7 taneydi. 7 5 ve 3 oldu şimdi sonda bir tane burada sık iğnemiz kaldı şimdi bunu yine atlıyorum ee, bizim burada ilk başlarken 5 tane trabzanla başlamıştık şimdi bizim yine arkadan sarmalı e, trabzanlarımız yine 5 tane olacak yani e, tığın üzerine iki kere dolayacağız arada bizim e, burada arada bir e, birer tane normal ikili trabzan yapmıştık diğer 5 tane trabzana da üçlü trabzan yapmıştık bu sırada ise yine 5 tane nokta yine üçlü trabzan yapacağız ve bu defa aradaki trabzan sayısı ikili trabzan sayısı bir yerine iki tane olacak şimdi tekrar sonda bir tane sık iğne atladım ve tığın üzerine iki kere doladım şimdi ilk bakın üçlü trabzanı tığ arkadan sardım e, trabzana bu şekilde tekrar üçlü trabzan yaptım her bir yani iki 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 defa üç defa da çıkmış olduk şimdi arada bakın bizim bir önceki sırada bir tane ikili trabzan vardı şimdi bunun yine aralarına e, ikili trabzan yapacağım hemen önündeki boşluğa bir tane ikili trabzan tekrar tığın üzerine bir kere doladım ve bir sonraki aradaki boşluğa yine bir tane daha ikili trabzan oldu. Yani iki tane ikili trabzan oldu. Bir tane ilk önce üçlü trabzanla başladık. İki tane de arada ikili trabzanımız oldu. Şimdi tekrar bakın bir sonraki arkadan sardığımız üçlü trabzan noktama geldim. Şimdi tekrar buna yine arkadan tığımızı sardık ve yine buraya üçlü trabzan yaptık. Şimdi tekrar arada bir tane burada ikili trabzan var. Hemen önündeki boşluğa birinci ikili trabzan ve bir sonraki aradaki boşluğa ikinci ikili trabzan yaptım. Yine bakın bir önceki sırada arkadan tığımı arkadan sardım. Üçlü trabzana geldim. Yine buna aynı şekilde tığımı arkadan sarıp Üçlü trabzan yaptım. Tekrar yine önündeki boşluğa tığın üzerine bir kere doladım. Buraya bir tane ikili trabzan ve bir sonraki aradaki boşluğa ikinci ikili trabzan. Yine e, arkadan sardım. Üçlü trabzan noktama geldim. Tığın üzerini iki kere doladım. Tığı arkadan sarıp yine buraya üçlü trabzan tığın üzerine bir kere doladım önündeki boşluğa birinci ikili trabzan ve bir sonraki aradaki boşluğa ikinci kili trabzan ve son bakın arkadan sardım e, burada üçlü trabzan var yine aynı şekilde Tığımı arkadan sarıp buraya üçlü trabzan yaptım. Şimdi bu yaptığım midyeli kaç tane trabzan olduğunu sayısını vermek istiyorum sizlere. 3, 6, 9, 12 ve 13 tam 13 tane burada e, trabzan oldu. Şimdi hemen bakın buradaki bizim arada e, bir önceki sırada 5 tane burada sık iğnemiz var. 3 tane olacak şimdi hemen önündeki bir tane sık iğne atlıyorum ve ikinci sık iğnenin içine 1, 2 ve bir sonraki sık iğneye battım ve 3 üç. Üç tane sık iğnemiz oldu. Şimdi sonda bir tane sık iğnemiz kaldı bir başta bir de sonda birer tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi tekrar yine aynı ikinci mi diye geldim. Yine aynı buradaki yaptığımızın aynısını burada yapacağız. İlk önce başta bizim üçlü trabzan var. Yine tığın üzerine iki kere dolayıp tığımı arkadan sardım. İlk önce bir tane üçlü trabzan. Şimdi arada hemen önündeki boşluğa bir ikili trabzan. Bir sonraki aradaki boşluğa ikinci kili trabzan. Bakın bir sonraki, bir önceki sırada tığ arkadan sardığımız üçlü trabzan'a yine aynı şekilde tığ arkadan sarıp buraya bir tane üçlü trabzan, yine önündeki boşluğa bir ikili trabzan, bir sonraki boşluğa ikinci ikili trabzan. Tığ arkadan sarıp buraya bir tane üçlü trabzan, tekrar önündeki boşluğa birinci kili trabzan, bir sonraki aradaki boşluğa ikinci kili trabzan. Yani iki tane ikili trabzan, bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi bir sonraki yine tığ arkadan sarıp. üçlü trabzan hemen önündeki boşluğa bir bir sonraki aradaki boşluğa iki iki tane burada ikili trabzan oldu ve son bakın tığ arkadan sarıp son üçlü trabzanı buraya yaptık Yine aynı şekilde burada saydığım zaman trabzanları 13 tane e, trabzanımız olmuş oldu. Şimdi tekrar önünde 5 tane sık iğne var. Bir tanesini atlıyorum. İkinci sık iğneye 1, 2 ve 3. 3 tane burada sık iğne var. Tekrar ondan sonra sonda bir tane sık iğnemiz kalacak ve yine aynı şekilde tığın üzerine iki kere dolayıp diğer midyenin baştaki trabzana tığı arkadan sarıp yine üç tane e, burada ikili üçlü trabzan yapacağız ve ardından önündeki bir ve ikinci trabzana da iki tane ikili trabzan yapacağız bu şekilde anlattığım gibi yine arada iki tane ikili trabzan bir üçlü trabzan bu şekilde ilerleyip Modelimiz yine hep bu sırada tekrarından oluşmakta. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son midyenin tepesine de 13 tane trabzan yaptık. Şimdi arada bizim 3 tane sık iğnemiz var. Birinci sık iğne bizim işaretleyici taktığımız yer başlangıç noktamız. Şimdi başlangıç noktamız bir ileri sık iğne kayacak. İşaretleyicimi çıkartıyorum. 3 tane sık iğnenin birinci sık iğne atılıyorum. Bakın bu sık iğneyi kullanmıyoruz. İkinci sık iğnenin içine batıp buraya tekrar sık iğne yaptım. Şimdi bu yaptığım sık iğne bizim başlangıç noktamız olacak ve işaretleyici bu noktaya sık iğnenin içine taktım. Şimdi üçüncü bakın üç tane sık iğne olduğu için birini kullanmadık, birini atladık. İkinci sık iğneye tekrar bir sık iğne yaptık. 3. sık iğneye bakın burası önemli 3. sık iğne bu şekilde tığımı dışa doğru tığımı çıkarttım ve midyenin ilk yaptığımız üçlü trabzanın tepesindeki boşluktan hemen yanındaki boşluktan tığımı çantanın iç kısmına doğru çıkarttım. İşte bu iki boşluktan ilmeğimi çıkartıp tığımda iki ilmeğim var İkisini bir ördüm bakın bu şekilde birinci sık iğnemi yaptım. Başlangıç noktamızdan sonraki üçüncü sık iğneden itibaren bakın bu şekilde e, batıp sık iğne yaptık. Burası bir oldu. Çıktığımız nokta burası. Tekrar aynı e, en son e, battığımız noktaya tekrar bu şekilde batıyorum. Yani üçlü trabzanın tepesine tekrar bu şekilde battım. Hemen yanındaki ikili trabzanın tepesindeki boşluğa bu şekilde. Çantanın iç kısmına doğru batıp, şimdi bu iki boşluktan tekrar ilmeğimi çıkarttım ve ikinci sık iğnemi yaptım. Bakın bu noktadan çıkartmıştık tığımızı. En son e, battığımız noktaya tekrar bu şekilde batıyorum. Bir sonraki ikinci e, buradaki ikili trabzanın tepesindeki boşluktan tekrar ilmeğimi çıkarttım. Ve bu şekilde iki boşluktan ilmeği çıkarttıktan sonra üçüncü sık iğnemi yaptım. Başlangıç noktamızdan sonra bir, iki, üç defa bu şekilde battık. Devam ediyorum aynı şekilde. Son battığım nokta burası. Aynı noktadan tekrar batıyorum. Bir sonraki üçlü trabzanın hemen yanındaki üçlü trabzanın tepe boşluğuna bu şekilde batıp iki boşluktan ilmeğimi çıkarttım ve dördüncü sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar devam ediyorum. Son battığım nokta burası. Aynı noktadan tekrar bu şekilde tığımı iç kısmından dışa doğru tığımı çıkarttım. Yanındaki ikili trabzanın tepe boşluğuna bu şekilde batıp iki boşluktan ilmeğimi çıkarttım ve sık iğne yaptım. 5. sık iğne yaptık. Devam ediyorum. Son battığım nokta burası. Aynı noktadan batıyorum ve yanındaki boşluktan ilmeğimi çıkarttım ve sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 ve 6 oldu. Devam ediyorum yine aynı şekilde son battığım nokta burası. Yine aynı noktadan batıyorum. Yanındaki boşluktan batıp sık iğne yaptım 7 tekrar devam ediyorum aynı şekilde hemen yanındaki boşluktan battım 8 son battım nokta burası yine aynı noktadan batıp yanındaki boşluktan battım 9 tekrar yine aynı şekilde 10 Son battığım nokta burası. Yine aynı noktadan batıyorum. 11 12 Son battığım nokta burası ve son midyenin üçlü trabzanın tepesine batıyorum bu şekilde. Ve 13. Şimdi sayalım. Başlangıç noktamızdan sonra 3. sık iğneden itibaren başlamıştık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane bu şekilde sık iğne yaptık. Şimdi arada 3 tane bizim burada sık iğnemiz var. 1 tane sık iğne atlıyorum. 2. sık iğneye normal bir şekilde batıp sık iğne yaptım. Bu şekilde normal ortadaki sık iğneye normal bir şekilde sık iğne yaptık ve şimdi üçüncü sık iğneden itibaren yine aynı burada yaptığımız gibi yine aynısını yapacağız üçüncü sık iğneden itibaren bakın bu şekilde batıyorum ve midyenin ilk baştaki üçlü trabzanın tepesinden boşluktan tığımı çıkartıp iki boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum ve birinci sık iğnemi bu şekilde yaptım Tekrar devam ediyorum. Bakın buradan çıkartmıştım tığımı. Yine aynı noktadan batıyorum. Bir sonraki ikili trabzanın tepesindeki boşluktan tığımı çıkarttım ve ikisini bir ördüm. Bir, iki oldu. Devam ediyorum bu şekilde. Üç, dört, beş, hep son battığımız noktadan tekrar başlangıcı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bakın son battım nokta burası ve son midyenin üçlü trabzan noktasına batıyorum ve 13. sık iğneyi bu şekilde yaptım. Ortadaki normal yaptığımız sık iğneden sonra bakın 3. sık iğne itibaren başlamıştık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 11, 12 ve 13. 13 tane oldu. Yine arada bizim 3 tane sık iğne noktasına geldik. Birinci sık iğneyi atlıyorum. İkinci sık iğneye normal bir şekilde bir tane buraya sık iğne yapıyorum. Şimdi üçüncü sık iğneden itibaren yine aynı şekilde burada gösterdiğim gibi bu şekilde tekrar midyelerin tepesine Yine burada 13 tane e, sık iğnemiz olacak. Yine bu arada 3 tane sık iğne noktasına geleceğiz. Birincisini atlıyorum. İkinci sık iğnenin e, tepesine normal sık iğne yapacağız ve üçüncü sık iğneden itibaren tekrar yine aynı burada anlattığım gibi 13 tane tekrar bu şekilde sık iğne yapacağız. Burada e, hep bu şekilde tekrarını yapalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. E, buradaki aradaki yaptığımız tek sık iğneden sonra saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane sık iğne yaptım. E, şimdi başlangıç noktama geldim. normal tek yaptığımız sık iğne bizim başlangıç noktamızda. Şimdi bu sırada yeni midye kurulumuna başlayacağız. Yeni midye kurulumunu yaparken bakın şuradaki aradaki bizim boşluklara tekrar yeniden midye kurulumunu yapacağız. Şimdi buradaki başlangıç noktamıza tekrar yine normal bir tane üzerine sık iğne yaptım. Şimdi alt kısma şu şekilde başlangıç noktamı bu noktaya takacağım. İsterseniz burada takmayabilirsiniz. Normal bir tane sık iğne yaptım. Ee, yine e, normal yaptığımız sık iğnenin üzerine tekrar bir tane normal sık iğne yapmış olduk. Şimdi yanından itibaren sayıyorum ee, burada 3 tane ilmek kaydırma yapacağız. Şimdi bu sırada bakın şu aradaki boşluklara tekrar e, ilk boşluğa midye kurumunu bu noktadan başlayacağım. Onun için hemen yanından itibaren yanından itibaren bakın sık iğneye batıyorum ve çıkarttığım ilmeği diğer ilmekten çıkarttım. ilmek kaydırma yaptım bir oldu. Hemen yanındaki boşluğa ikinci ilmek kaydırmam ve bir sonra hemen yanındaki boşluğa üçüncü ilmek kaydırma yaptım. Sık iğneden sonra bir, iki, üç tane ilmek kaydırma yaptık. Şimdi dördüncü sık iğnenin içine normal tekrar sık iğne yapacağız. Bakın bu arada bizim ilk başta yedi tane sık iğnemiz vardı. Şimdi onu yapacağız. Bir, bir sonraki boşluğa 2 3 4 5 6 ve son 7. sık iğnemi yaptım. Yani bu aradaki boşluğu şimdi midyenin üzerine yapmış oluyoruz. 7 tane sık iğne yaptım. 3 tane ilmek kaydırma yaptık ve ardından 7 tane normal sık iğne yaptık. Şimdi burada saydığım zaman bakın 1, 2, 3 tane boşluğum var. Tığın üzerine ipimi doladım. 1, 2, 3 tane boşluk. 4. bakın aradaki tek yaptığımız sık iğnemiz var. Normal şekilde yaptığımız sık iğnenin dip noktasındaki boşluğa yapacağım. 1, 2, 3. Dördüncü bizim tek yaptığımız sık iğnenin altındaki boşluktan buraya batıyorum ve buraya 5 tane ikili tırabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane tırabzan yaptım. Şimdi yanından itibaren sayıyorum bakın şu şekilde. 1 2 3 tane sık iğne boşluğa atlıyorum ve dördüncü sık iğnenin içine tekrar bu aradaki 7 tane boşluk olan 7 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar bakın aradaki boşluğa tekrar nidi oluşturmak için tığın üzerine ipimi doladım. Bakın yanında itibaren sayıyorum. 1, 2, 3 tane boşluğumuz var. Ve dördüncü bakın aradaki bizim normal tek yaptığımız sık iğnenin dip noktasındaki boşluğa batacağım. Dördüncü normal sık iğnenin dip noktasındaki boşluğa buraya 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3 4 ve 5 5 tane trabzan yaptım şimdi yanında itibaren sayıyorum 1 2 3 tane atlıyorum ve dördüncüden itibaren tekrar 7 tane buraya sık iğne yapacağım 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğne yaptım şimdi tekrar tığın üzerine ipimi doladım yan itibaren sayıyorum 1 2 3 tane atlıyorum dördüncü aradaki tek yaptığım sık iğnenin dip noktasına batıp yine buraya 5 tane ikili trabzan yapacağım bu şekilde 5 tane ikili tırabzanımız oluşturacağız. 2 3 4 ve 5 Tekrar yan itibaren sayıyorum. 1, 2 ve 3 tane atlıyorum. Ve dördüncüden itibaren tekrar bu noktaya 7 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde aradaki boşluklara tekrar beşer tane trabzanlarımızı yapalım ve tekrar midyelerin tepesinde 7 tane sık iğne yaparak tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi başlangıç noktamıza geldik. Bizim ilk başlarken burada 5 tane trabzanı yapmamıştık. Daha sonraki bir sonraki arada 5 tane trabzan yaptık. Şimdi burada biz e, ilk 3 tane ilmek kaydırma ile başlamıştık. Bir sık iğne ardından 3 tane ilmek kaydırma yaptık ve ardından 7 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi e, sonda e, ilk başta yapmadığımız 5 tane trabzanı şimdi sıranın sonunda tamamlayacağız. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Burada son midyenin üzerine 7 tane sık iğne yaptıktan sonra yanına itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın normal ilk başta sıranın başında normal şekilde başladığımız sık iğnenin altındaki boşluğa son buraya midyemi oluşturacağım. İlk başta oluşturmadığımız midyeyi sıranın sonunda tamamlıyoruz. Şimdi bir, iki, üç, dört. ve 5 5 tane ikili trabzan yaptım şimdi bizim burada 3 e, tane ilmek kaydırmamız vardı 1 2 ve 3 ilk yaptığım sık iğnede bakın burası toplamda burada 7 tane sık iğnemiz var e, şimdi bir sonraki sıraya geçeceğim bir sonraki sırada bakın arada bizim ilk 7 tane sık iğne ile başladık daha sonra 5 tane sık iğneye düşüyor şimdi bu sırayı yapacağız 5 tane sık iğneye düşmesi için 3 tane ilmek kaydırmayı atlıyorum İlk birinci yaptım. Sık iğneyi atlıyorum ve ikinci sık iğneden itibaren başlıyorum. 7 tane sık iğnenin birincisini atlıyorum. İkinci sık iğnenin içine ilk sık iğnemi yaptım. 1 bir, bir sonraki sık iğnenin içine 2 3 4 ve 5. Bakın e, sonda bir tane sık iğne kaldı bir başta sık iğne kaldı bir de sonda bir tane sık iğnemiz kaldı 5 tane sık iğne yaptık şimdi e, bakın 5 tane trabzandan sonra yaptığımız ikinci sıranın buradakinin aynısını yapacağız tığın üzerine iki kere doladım şimdi buradaki bizim 5 tane trabzanımız var birinci trabzana bu şekilde batıp üçlü trabzan yapacağım Şimdi hemen önündeki ara boşluğa tığın üzerine bir kere doladım ve buraya bir tane ikili trabzan. Tekrar tığın üzerine iki kere doladım. İkinci trabzana tekrar bu şekilde arkadan sardım. Yine buraya üçlü trabzan. Ara boşluğa bir tane ikili trabzan. Bir sonraki trabzana yine bu şekilde arkadan sarıp bir üçlü trabzan ara boşluğa bir tane ikili trabzan ve dördüncü trabzana arkadan sardım ve buraya bir üçlü trabzan ara boşluğa buraya bir ikili trabzan son beşinci trabzana son üçlü trabzanı bu nokta yapacağım Şimdi burada saydığım zaman 2, 4, 6, 8 ve 9. 9 tane e, trabzan oldu. Şimdi bakın bir sonra 7 tane aradaki 7 tane sık iğne noktamıza geldik. Bir tanesini atlıyorum. 2. sık iğneye 1, 2, 3, 4. 5 tane sık iğne yaptım. Bir tane de sonda kaldı. Bir başta ve bir tane de sonda sık iğnemiz kaldı. Arada bakın 5 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi tekrar midye bölümüne geldim. Şimdi ilk trabzana bakın arkadan sarıp buraya ilk üçlü trabzanla başlayacağım. Tığın üzerine bir kere doladım. Ara boşluğa normal bir tane ikili trabzan. Bir sonraki trabzana bir üçlü trabzan. Bakın arkadan sarıp üçlü trabzan. Ara boşluğa bir tane ikili trabzan. Şimdi üçüncü trabzana arkadan sarıp bir üçlü trabzan. Ara boşluğa bir ikili trabzan. Dördüncü trabzana arkadan sarıp Yine üçlü trabzan. Ara boşluğa bir ikili trabzan. Bir tane ara boşluğa ikili trabzan ve son beşinci trabzana da son üçlü trabzanı bu nokta yaptık. Yine 7 tane sık iğneye geldik ve ikinci sık iğneden itibaren tekrar yine 5 tane sık iğnemiz olacak. 2 3 4 ve 5. Tekrar tığın üzerine 2 kere dolayıp yine burada burada yaptığımız gibi 9 tane yine 1 üçlü trabzan, 1 ikili trabzan şekilde bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son midyenin tepelerine 9 tane trabzan yaptım. Şimdi başlangıç noktama geldim. Şimdi işaretleyici buraya takacağım. Burası bizim başlangıç noktamız. Şimdi 5 tane sık iğne var bu sırada. 3 tane sık iğneye düşecek. buradaki 3. sıranın aynısını yapacağız. Şimdi ilk bir tanesini atlıyorum. İkinci sık iğneye. Bir. 2 Ve 3 Sonda bir tane sık iğne kaldı. Şimdi midye yerine geçiyorum. Burada 9 tane trabzanımız var. Birincisine üçlü trabzan. Şimdi bir önceki sırada arada bir tane trabzan vardı. Bu sırada iki tane olacak. Araya. Birinci ikili tırabzan ve bir sonraki araya ikinci ikili tırabzan yaptım. Şimdi tekrar yine böyle arkadan sardığım tırabzanların tekrar yine aynı şekilde yine arkadan sarıp üçlü tırabzan yapacağız. Tekrar yine araya birinci ikili tırabzan bir sonraki ara boşluğa ikinci ikili tırabzan tekrar yine tığ arkadan sarıp bir tane üçlü trabzan yine aralara birinci kili trabzan ve bir sonraki araya ikinci kili trabzan yine arkadan sardığım yere aynı şekilde üçlü trabzan yapacağım tekrar araya bir ve bir sonraki araya ikinci ikili trabzan ve son üçlü trabzanım kaldı. Şimdi kaç tane olduğunda da saymak istiyorum. 3, 6, 9, 12 ve 13 tane trabzan oldu. Şimdi bir sonra bakın araya 5 tane sık yine yerine geldik. Bir atlıyorum. İkincisine 1, 2, 3 tane sık iğne oldu. Son bir tanesini atlayacağız. Ve ardından tekrar tığın üzerine iki kere dolayıp yine buradaki 9 tane e, e, trabzanımız var. Bunlara yine aynı şekilde burada yaptığımız gibi 13 tane trabzan olacak. Hep Aralardaki sık iğne üç, üçer tane sık iğne olacak. Bu şekilde e, sıra sonuna kadar gelelim sıramın sonuna geldim son midyenin üzerine de 13 tane trabzan yaptım şimdi başlangıç noktama geldim şimdi arada biz 3 tane sık iğne ile başlamıştık bu sırada bir tane olacak biz 7 tane sık iğne ile başladık 7 5 3 ve şimdi bu sırada bir tane kalacak birinci sık iğne atlıyorum ikinci sık iğnenin içine bir tane sık iğne yaptım şimdi bir sonraki yanındaki sık iğneyi de bakın şu şekilde e şuradaki sıranın aynısını yapacağız. Şimdi hemen yanındaki sık iğneden itibaren bakın bu şekilde ve midyenin birinci trabzanın tepesindeki boşluğa bu şekilde batıp birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12 ve 13. 13 tane burada sık iğne oldu. Şimdi devam ediyorum. Hemen yanındaki arada bizim üç tane burada sık iğnemiz var. Bir tanesini atlıyorum. İkinci sık iğneye yine buraya bir tane sık iğne. Şimdi hemen yanındaki üçüncü sık iğnenin içine batıp yine midyenin birinci trabzanın tepesindeki boşluğa bu şekilde bir iki burada yaptığımız gibi tam diğer midyenin son trabzanına kadar bu şekilde. 13 tane sık iğne olacak. Yine arada 3 tane burada bizim sık iğnemiz var. Ortadaki sık iğneye normal sık iğne yapacağız ve 3. sık iğneden itibaren tekrar burada yaptığımız gibi yine midyenin üzerinde 13 tane sık iğnemiz olacak. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. Başlangıç noktamıza geldik. En son midyenin üzerine de 13 tane e, sık iğne yaptıktan sonra şimdi tekrar e, yeni midye kurulumuna başlayacağız. E, yine aralara yeni bir midye kuracağız boşluklara. Şimdi tekrar bunun başlangıcını paylaşacağım. E, burada bizim aradaki normal sık iğnemiz var. Şimdi normal sık iğnenin içine arada bizim bir tane sık iğnemiz kaldı. Bunun üzerine tekrar bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bir tane sık iğne yaptıktan sonra biz 2. E, ikinci midyenin kurulumunda normal sık iğneden sonra 3 tane ilmek kaydırma yapmıştık. Yine aynı şekilde yapacağız. Bir sık iğne yaptım orta boşluğa. Şimdi burada 13 tane midyenin üzerinde sık iğnemiz var. Şimdi 13 tane sık iğnenin birincisinden ilmek kaydırma yaptım. 1 2 ve 3 3 tane ilmek kaydırma yaptım bir sık iğne ortadaki boşluğa ve 3 tane de ilmek kaydırma şimdi yine e, bizim burada arada 7 tane ilk sık iğne ile başlamıştık yine aynı şekilde tepesine 7 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 3 tane boşluk atlıyoruz ve dördüncü bakın arada bir tane burada normal sık iğnemiz var. Onun dip noktasına yine milyenin ilk 5 tane trabzanını oluşturacağız. Tığın üzerine bir kere doladım. 1 2 3 tane boşluk ve dördüncünün sık iğnenin dip noktasındaki boşluğa 5 tane ikili trabzan yapacağım 1 2 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzan yaptım şimdi yanında itibaren tekrar sayıyorum bakın 1 2 3 boşluk 4. boşluğa tekrar yine 7 tane sık iğne 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğne yaptım şimdi tığın üzerine ipimi doladım yalan itibaren sayıyorum 1 2 3 boşluk ve dördüncü tam sık iğneye denk geliyor. Aradaki sık iğnenin dip noktasına tekrar yine 5 tane ikili tırabzan yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili tırabzan. Yalnız itibaren sayıyorum 1 2 3 tane sık iğne atladım ve dördüncü sık iğneden itibaren yine 7 tane buraya sık iğne yapacağız. Yine üç tane burada boşluk 4. aradaki sık iğnenin dip noktasına yine 5 tane ikili trabzan yapacağız. Buradaki boşluklara yine aynı şekilde midyemizi kuralım. Ee, tekrar sıra sonundaki bu noktayı sizlerle tekrar paylaşacağım. Sıramın sonuna geldim. Şimdi sıranın başında bakın işaretleyici taktım nokta sıranın başı. İlk bir sıraya başlarken beşli trabzanla başlamadık. Bir sık iğne, üç tane ilmek kaydırma ve ardından yedi tane sık iğne yaptık. Ondan sonraki boşluğa beş tane trabzanla başlamıştık. Şimdi sıra sonuna geldiğim zaman da beş tane trabzanı sıra sonunda tamamlayacağım. Şimdi en son burada tepesine midyenin yedi tane sık iğne yaptım tığın üzerine ipimi doladım 1 2 3 boşluk dördüncü sık iğnenin ortadaki sık iğnenin dibine 5 tane ikili trabzan yapacağım 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzan yaptım. Şimdi bizim burada 3 tane ilmek kaydırmamız vardı. İlmek kaydırmaların ve ardından burada 7 tane sık iğnemiz var. Şimdi biz bir sonraki aradaki boşluk aradaki sık iğne sayımız 5'e düşecek. O yüzden bakın hemen yana sayıyorum. 1 2 3 tane ilmek kaydırmamız var burada ve burada 7 tane de sık iğnemiz var. birinci sık iğneyi atlıyorum ikinci sık iğnenin içine tekrar sık iğne yaptım bir başta sık iğne atlıyoruz bir de sonda bir tane sık iğne atlıyoruz bir iki üç dört ve beş beş tane sık iğne oldu başlangıç noktamızı isterseniz işaretleyici bu noktaya takabilirsiniz Daha sonra tığın üzerine iki kere doladım. Bakın bir tane sonda sık, sık iğne atlıyoruz. Şimdi 5 tane midye bölümüne geldim. Trabzana geldik. İlk trabzana üçlü trabzan, aradaki boşluğa bir ikili trabzan, ikinci trabzana bir üçlü trabzan aradaki boşluğa ikili trabzan, tekrar üçlü trabzan, aradaki boşluğa ikili trabzan. Bu şekilde bir üçlü trabzan, ara boşluklara ikili trabzan şekilde tekrar trabzanlarımızı oluşturduk. Burada trabzan sayımız 9 tane trabzanımız var. Tekrar bir sonraki 7 tane sık iğne bölümüne geldim. Bir atladım. İkinci sık iğneye tekrar batıp toplamda yine burada 5 tane sık iğne olacak. 3 4 ve 5. Yine aynı şekilde tığın üzerine 2 kere dolayıp yine 5 tane trabzan kısmına geldim. İlk trabzana Arkadan sarıp üçlü trabzan ara boşlukları ikili trabzan bir üçlü trabzan bir ikili trabzan şeklinde tekrar dokuz tane bu şekilde trabzanımız olacak. Tekrar sıra sonuna geldiğimiz zaman yine dokuz tane trabzanı oluşturacağız. Midye o arkasından sıra başında bizim beş tane sık iğne ile başladığımız nokta burası. Bu sırada aradaki sık iğne sayımız üçe düşecek. Yine bir atlayacağız. İkincisinden itibaren tekrar yine burada 3 tane sık iğne olacak. Sonda da bir tanesini atlayacağız. Ve bir sonraki 3. E, midyenin 3. sırasının aynısını yapacağız. Burada da toplamda 13 tane e, midyede trabzan olacak. Bu şekilde 3. sırayı da yaptıktan sonra. Bir sonraki sırayı e, aradaki e, sık iğne sayısı 1'e düşecek. Ve buradaki... E, Midyenin üzerine yaptığımız 13 tane sık iğne kısmını yapacağız. E, bu şekilde e, bir sonraki sırada e, buradaki aradaki boşluklara midye buraya yaptıktan sonra bu aradaki sık iğne e, kısımlarına boşluklara tekrar midye oluşturacağız. Yine aynı şekilde başlangıcımız bir sık iğne ile başlayacağız. Ardından 3 tane ilmek kaydırma yapıp. Dördüncüsüne tekrar buradaki gösterdiğim gibi 7 tane sık iğne ile başlayacağız. E, modelimiz hep bu şekilde e, tekrarından oluşmakta. İstediğimiz yüksekliğe gelinceye kadar örmeye devam edelim. Ben çantamı yeterli yükseklikte ördüm. Şimdi sizlere kaç sıra gittiğimi bilgisini paylaşacağım. Toplamda ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane midye yaptım. Şimdi aynı zamanda sizlere ölçüsünü de vermek istiyorum. Çantanın eni 41 santim ve yükseklik tabana kadar ölçtüğüm zaman yükseklik 34 santim yapıyor. Ee, şimdi biz en son 8. midiyi tamamladıktan sonra bakın şuradaki yerin aynısını yapıyoruz. Ee, yine midyenin bakın arka kısımlarından alarak tepesine yine 13 tane buradaki gibi Sık iğne yapıyoruz ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi en son sırayı tamamladıktan sonra burada ben ipimi koparttım. Şimdi birleştirmesini yapacağız. Yine burada 13 tane arka kısımlarından alarak bakın sık iğnemizi yaptık ve burada tamamladım. Şimdi arada bizim burada bir tane sık iğnemiz var. Onu atlıyorum ve yanındaki boşluğa batacağım. Şimdi 13 tane burada sık iğne yaptım. ipimi koparttım ve bu noktada ipimi çıkartıyorum. Aradaki bir tane sık iğne atlıyorum ve ikinci boşluğa batıyorum. Bakın çantanın iç kısmından tığımı çıkarttım ve ipimi çantanın iç kısmına aldım. Şimdi son yaptığım benim burada sık iğne var. Sık iğnene bakın bu şekilde arka tek kanadını alacağım arka tek kanadını aldım ve bu ipimi tekrar çantanın iç kısmına aldım bakın bu şekilde birleştirmesini yaptım şimdi bu ipimizi çantanın iç kısmında yürüteceğiz ve fazlasını kopartacağız şimdi bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk sırada çantamızın kordon yapımını sizlerle paylaşacağım Kulpumu yapmak için alttan biraz ip bırakacağım. Bunu çantaya dikmek için kullanacağız. Bu kadar yeterli. Şimdi burada ilk önce burada kilit yapıyorum ve bunu zincirden sevmiyorum. Burada sık iğne sayınız arttıkça kulpunuz daha kalın olur azalttıkça sık iğneniz daha ince olur kulpunuz. Ben burada 8 tane sık iğne üzerine e, kulpumu yapacağım. Şimdi ben burada 8 tane sık iğne için toplamda 9 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincir çektim. Hemen yanındaki 8. zincirin içine batıp sık iğne yaptım. 1, bir sonraki boşluğa 2, 3 4 5 6 7 ve 8. Burada 8 tane sık iğne oldu. Şimdi ilmeğimi biraz uzatıyorum. Örgümün arkasını çevirdim şimdi kenar noktası düzgün olması için zincirsiz şekilde dönüş yaptım. Şimdi uzattığım ilmeğin dip noktasındaki boşluğa batıp ilk sık iğne bu nokta yaptım. Bir sonraki boşluğa yine aynı şekilde birer tane her sık iğne boşluklarına batıp bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son boşluğa da 8. sık iğneme yaptım. Tekrar ilmeğimi uzattım ve örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk önce e, ilmeğin dip noktasındaki boşluğa yapıyorum. Bu şekilde biz şimdi 3. sıradayız. Yine sıra sonuna kadar bakın son boşluğa da e, 8. sık iğneyi bu nokta yapıyoruz. İleri geri bu şekilde toplamda 5 sıra olacak şekilde tamamlayalım. 5 sıra tamamladım. Şimdi 5 sıra yaptıktan sonra bakın şu şekilde parmağımı tutuyorum. Şimdi parmağımı koydum bu şekilde. Şimdi kenardaki tam ilmekle birlikte buradan örmeye başlayacağız. Sık iğnenin üstteki duran ipimiz ve onun önündeki ilmeği ikisini birlikte alacağım bakın. Bir sonraki normalde bizim sık iğnemiz bakın bu şekilde. Sık iğnenin bakın üstteki duran Tamamen zaten üstte duruyor. Bakın üstteki duran ipini alıyorum ve onun önündeki duran bakın küçük bir ilmek var, çıkıntı bir ilmek var. Onun ikisini birlikte alacağım. Bakın bu şekilde. Tekrar yanındaki bakın normalde sık iğnemiz bu şekilde. Sık iğnenin bakın diğer kanadı altta duruyor. Onun üstündeki kanadıyla ve onun önündeki duran bakın küçük bir burada çıkıntı bir ilmek var. Onun ikisini birlikte alacağız. Bu şekilde Sık iğnenin üstteki duran ilmekle onun önündeki küçük çıkıntı olan ilmeğin ikisini birlikte bu şekilde alacağız. Bunların ikisini birlikte öreceğim. Şimdi ördükçe daha yanlaşır olacaktır. Şimdi parmağımızı bakın şu şekilde tuttum. Tam kenardaki duran sık iğnenin bakın üstteki duran ve onun önündeki duran iki ilmeğin birlikte alıyorum bu şekilde. Şimdi burada birleştirme yapmayacağım. Birleştirme yapmadan spiral şekilde döne döne öreceğiz. Onun için iki ilmeğe battım ve ilmeği çıkarttım. Tığımda iki ilmeğim var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bu sık iğnenin içine karıştırmamız için işaretleyici de takabilirsiniz. Ben ilk yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici takacağım. Daha sonra burada bizim 8 tane sık iğnemiz olacağı için birincisine işaretleyici takmış oldum. Şimdi bir sonra hemen yanındaki ilmeğe geçiyorum. Bakın normalde sık iğnemiz bakın diğer teki sık iğnenin altta duruyor. Sık iğnenin üstteki duran tek kanadına batıyorum ve onun önündeki küçük ilmek var. Çıkıntı bir ilmek var. Onun için ikisini birlikte alıyorum ve ilmeğimi çıkarttım ve ikisini birlikte ördüm. Sık iğne yaptım. Hemen yanındaki ilmeğe geçiyorum sık iğnenin üstteki duran tek kanadına battım ve hemen onun önündeki duran ilmeğe batıp ikisini bir aldım ve bu şekilde sık iğne yaptım bakın 1 2 3 oldu devam ediyorum hemen yanındaki ilmeğe geldim tekrar ikisini birlikte aldım 4 bir sonraki ilmeğe geçiyorum 5 6 bakın şimdi batıyorum buraya 7 ve son bakın tam kenarda duran bakın işaretleyici taktığımın yanındaki ilmeğe batıyorum tam kenarda duran sık iğnenin üstteki duran tek kanadı ve onun önündeki ilmeğe batıyorum. Tam işaretleyicinin başlangıcımızın tam yanındaki ilmeklere bu şekilde battım. Ve 8. sık iğneyi de bu noktaya yaptım. Ve bu şekilde 8 tane oldu. Bakın tekrar sayalım birlikte. İlk işaretleyici yaptığımız yerdeki sık ile 1 2 3 4 5 6 7 ve son yaptım 8 tane oldu. Şimdi işaretleyici çıkartıyorum. Artık bundan sonra gerek yok. Bu 8 tane ilmeklere hep sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Biraz şekilde döne döne öreceğiz. Yine aynı şekilde bakın hemen işaretleyici çıkarttığım yere bakın şöyle üstteki duran tek kanadı ve onun önünde bakın çıkıntı bir ipimiz var. Onun ikisini birlikte alıp tekrar sık iğne yaptım. Bakın bir sonraki il yanındaki ilmeğe geliyorum ve onun önündeki duran ilmeğe batıp tekrar sık iğne yaptım. Bir sonraki hemen yanındaki boşluğa geliyorum. Bak zaten batacağımız yer bizim S e, sık iğnenin bakın e, alttaki duran kanadı bak alt, altta duruyor. Üstteki duran tek kanadına batıyorum ve onun önündeki küçük bir çıkıntı ilmekler var. On ikisini birlikte alıyoruz. Devam ediyorum. Bu şekilde tekrar yan boşluğa geçiyorum ikisini birlikte aldım. Bir sonraki sık iğnenin üstteki duran ve onun önündeki ilmeğe battım, sık iğne yaptım. Bu şekilde Bir sonraki boşluğa geliyorum. Üstteki duran tek kanadı ve onun önündeki ilmeği ikisini birlikte aldım. Ve sık iğne yaptım. Bakın, alttaki duran kanatlar ise bakın içeride kalıyor. Bu şekilde onları örmüyoruz. Sadece sık iğnenin üstteki duran tek kanadıyla onun önündeki ilmeği ikisini birlikte batıp bu şekilde spiral şekilde kulpumuzu istediğimiz uzunluğu gelinceye kadar öreceğiz. Sadece önümüze gelen bu şekilde sık iğnenin üstteki duran tek kanadı ve onun önündeki ilmeğin ikisini birlikte batıp bu şekilde kordonumuzu öreceğiz. Kordonum biraz büyümeye başladı. Devam edeceğiz. Ee, bu şekilde gösterdiğim gibi kordonumuzu e, yeterli uzunluğa gelinceye kadar örmeye devam edelim. En son sizlere e, ne kadar ördüğümü bilgisini paylaşacağım. Kulp'u ben yeterli uzunlukta ördüm. Şimdi e, buradaki açık olan çantaya dikeceğimiz kısmı yapacağız. Buraya kadar ilk önce sizlere ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın şuradan en baştaki yerden ölçtüğüm zaman 57 santim. Ee, şimdi buradaki ucu da yaptığımız zaman toplamda uzunluğumuz 60 santim olacak. Şimdi e, şu şekilde bakın açık olan kısmı üst tarafta kalacak. Düzgün bir şekilde kulpumu koyuyorum. Tam bitirdiğimiz nokta bakın şöyle açık kalan üstte kalacak. Düzgün bir şekilde kulp koyduğum zaman tam bitirdiğim nokta yine üste kalacak şekilde bitiriyorum bakın sık iğnemiz üst tarafta ilmeğimiz üst tarafta kaldı şimdi açık kalan kısmı öreceğiz yine 5 sıra burada sık iğne yapacağım onu yapmak için bakın ilmeğimi hafif uzatıyorum ve bu şekilde örgümün arkasını çevirdim bakın şu şekilde döndürdüm ve hemen dip noktasındaki boşluğa birinci sık iğnemi yaptım ee, burada her sık iğnenin içine birer defa batacağım. Toplamda 8 tane sık iğnemiz olacak. Şu şekilde sık iğnenin iki kanadını birden alıyorum. 3 4 5 6 7 bakın son bir tane burada boşluğum kaldı. 8. sık iğneyi de buraya yapacağım. Ve 8. Şimdi birinci sırayı ördüm. Şimdi ilmeğimi uzattım. Tekrar arkasını çeviriyorum. Şimdi ilk önce dip noktasındaki boşluktan itibaren yine birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi ikinci sıra yapıyoruz. Yine 8 tane burada sık iğnemiz olacak. Bakın bir tane köşede 8. sık iğneyi bu nokta yapacağım. Ve 8. Şimdi ikinci sırayı yaptık. Tekrar ilmeğimi uzattım ve tekrar diğer tarafı çeviriyorum. Şimdi bu şekilde şimdi 3. sıra yapacağız. Toplamda yine 5 sıra olacak şekilde bu kısmı da tamamlayalım. 5 sıra tamamladım. Yine bir tane burada zincir çekiyorum ve çantamıza dikmek için yeteri kadar ip bırakıp bu noktada ipimizi kopartacağız. Bu şekilde kulpumuzu ördük. Şimdi sizlere kolpon toplam uzunluğunun ölçüsünde vereceğim. Bakın tam 60 santim uzunluğunda ee, şimdi bu yaptığımız kulpları çantamıza e, dikilişini sizlerle birlikte paylaşacağım kulpumuzun e, ben bir tarafını diktim bir tarafı kaldı Burayı da sizlerle birlikte dikeceğim e, ben ayarlamamış şu, şu şekilde yaptım sizlere ölçüsünü vermek istiyorum kenar boşlukların ölçüsü 12 santim sağdan ve 12 santim soldan boşluk bıraktım. Kolumu bu noktaya yerleştirdim ve orta boşluğun ölçüsü de tam 14 santim. Kulpumuzun uçlarında e, dikmek için ip bırakmıştık. Bunu iğneye taktım. Bakın burada ben geniş uçlu iğne kullanıyorum. Şimdi buradan dikilişi yapacağız. İlk önce dikmek için bak şu şekilde kare bir şekilde kulpumuzun kenarlarından dikeceğiz. Şimdi onu paylaşacağım. Dikmek için ilk önce kenar boşluktan batıp ve onun tam dip noktasındaki çantanın diğer kısmından iğnemi çıkarttım. Şimdi buradan devam ediyorum. Hemen aralardan bir sonraki boşluktan tekrar iğnemi çıktım. topumuzu bu şekilde dikmiş olduk şimdi çantanın son bitmiş halin sizlere ölçüsünü vereceğim ve ne kadar kağıt kullandığımı bilgisini paylaşacağım çantanın eni ağız kısmını ölçtüğüm zaman 41 santim yükseklik tabanla birlikte ölçeceğim Bakın şu şekilde tabanla birlikte 34 santimde yüksekliği var. Ben toplamda 380 gram katip kullandım. Eğer kulupunu hazır kullanacaksanız çantamızın 320 gramdan çıkıyor, 60 gram da kulpları için gitti. Toplamda 380 gram kullanmış oldum. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.